herkese. Değerli izleyenler, Aspor ekranlarında Sabah Spor programıyla güne başlıyoruz. 3 saat boyunca beraberiz. Öne çıkan spor gelişmelerine birlikte bakacağız. Transfer gündemi ağırlıklı olarak ilerleyeceğiz. Manşetlerde Skype konuklarımızla birlikte de son konuları konuşacağız. Başlayalım Galatasaray diyerek. Galatasaray Avusturya kampında çalışmalarına, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Tabii bir yandan transfer var ama diğer yandan da hazırlık karşılaşmaları devam ediyor. Galatasaray dün LASK Linz'le karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi 3-2 kaybetti. Karşılaşmanın özet görüntülerini ekranlarınıza getirerek başlıyoruz. Özetin ardından teknik direktör Okan Buruk bu karşılaşmaya dair neler söylemiş, bakalım birlikte. Günün gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Şöyle birlikte hızlıca bir tur yapacağız. Detaylara bakmadan önce şöyle bir bakalım. Özellikle ağırlıklı olarak tabii transfer isimleri var, özellikler var. Ve TFF ile ilgili bir haber de görüyoruz. Edin Dzeko haberi önemli. Mario Branco'nun açıklamaları. Detaylarına bakacağız hepsinin ve foto maçla başlamış olalım. Galatasaray adına Rabiot ismini görüyoruz burada. Jim Bonn Fransız Yıldız'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Ve yakın bir zamanda oyuncuyla birebir görüşmeler başlayacak diyor fotomaç. Fener'de panzer harekatı var. Golcü transferinde rota yeniden Fülkruk'a çevrildi. Böyle bir iddia da görüyoruz burada. Maxim'in de geri sayım. Fenerbahçe sol kanat oyuncusu Alansan Maxim'in resmen açıklamak için prosedürlerin tamamlanmasını bekliyor. Kanarya Fransız Yıldızı El Ahli'den zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak bu oyuncuyu. Fanati'ye dönelim. Beşiktaş golcünün kralını getiriyor Immobile. Karakartal Serie A'da 4 kez gol kralı olan Immobile'nin transferini bitiriyor. İkinci başkan Hüseyin Yücel 34 yaşındaki yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmek için özel uçakla İtalya'ya gitti. Tecrübeli forvetle 2 yıllık anlaşmaya varan Beşiktaş, kulübü Lazio ile son pürüzleri çözüp transferi resmen açıklayacak. Siyah beyazlar Rafa Silva'nın ardından iki büyük bombayı patlatacak. Aslan'da yeni Sasha Boy Due, sağ bekte pek çok aday arasından tercih edilen Geledue için Galatasaray Scout ekibinin tüm özellikleriyle yeni Sasha Boy olma, hatta onu da geride bırakma potansiyeline sahip şeklinde rapor verdiği öğrenildi. 21 yaşındaki yıldız Avusturya kampına bekleniyor. Trabzonspor adına Onaçu ismi var. Fırtınada varsa yoksa Onaçu. Bordo Maviler teklifini 6,5 milyon euro seviyesine çekti. Southampton 9 milyon euroya indi. Başkan Doğan taraftarın çok istediği forveti transfer etmek için şartları sonuna kadar zorluyor. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Mehmet Özcan'ın bir haberi var burada. Barış Davinson 60 milyon euro. Aslan 2 turnuvada zirve yapan oyuncular için hedefini belirledi. Euro 2024'te öne çıkan Barış Alper için Aston Villa nabız yoklarken Galatasaray 35 milyon euro fiyat biçti. Copa Amerika finalisti Kolombiya'nın emniyet kemeri Davinson Sanchez ise taban 25 milyon euro. En iyisini seçecek Samet Yüksel'in bugünkü haberi. Fenerbahçe En-Nesyri transferinde fiyat yükseltip rakibi Roma'yı geride bıraktı. Kanarya'nın büyük ölçüde anlaştığı oyuncu için Roma devreye girdi. Ücretler arttı. Suudi ekibi El Katsiyah 14 milyon euro önerirken Fenerbahçe 6 milyon euroya çıktı. İtalyanlar 4,5 milyon euro verdi. Artık faslı futbolcunun karar vermesi bekleniyor. Milliyete dönelim. Beşiktaş'ın başarısına odaklandım. Cengiz Malgrin haberi. Rafa Silva vatandaşı Quaresma gibi iz bırakmak istediğinin altını çizdi. Kişisel istatistik hedeflerimi başarabileceğimden hiç şüphem yok. Benim tek istediğim Beşiktaş'ın kupalar kazanması. Bireysel değil, kolektif olarak başarılar kazanmak istiyorum. Odak noktam takımın başarısı dedi Rafa Silva. Immobile için ekran krana bir pazarlık olduğuna da vurgu yapılmış haber içerisinde. Son olarak Hürriyet'e de bakalım. İşte yıldızlarla dolu Süper Lig'in yol haritası, Türk futbolunun zirvesi Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonunun fikstürü dün çekildi. 19 takımın mücadele edeceği ligde her hafta bir ekip bay geçecek ve sezon 38 hafta sürecek. Süper Lig'de 2024-25 sezonu 9-12 Ağustos tarihleri arasında oynanacak maçlarla start alacak.
İlk yarı mücadelesi 20-23 Aralık'taki 17. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. İkinci devre 3-6 Ocak'taki 18. hafta maçlarıyla başlayacak. 1 Haziran 2025'te de sezon sona erecek. Son habere bakalım gazetelerdeki. Edin Dzeko ayrılmayacak. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco Bosnalı golcü ile ilgili iddialara noktayı koydu. Mourinho ile aralarında sorun yok. Dzeko'yu kaybetmek istemiyoruz. Hajduk Split'in kadrosuna katmak istediği Dzeko ile ilgili Branco, 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve kendinden çok memnun. Bildiğim kadarıyla kendisi de bizden memnun ve gelecek sezon için ortak planlarımız var kendisiyle diyor. Gazete manşetleriyle tekrar devam edelim. Fenerbahçe ve Galatasaray için bugün gündeme bakacağız. Şöyle hızlıca bir bakarsak kapak fotoğraflarına. Galatasaray adına tekrar gündeme Rabiot ismi geldi. Fenerbahçe için özellikle golcü transferi bugünün gazete manşetlerinde yer alıyor. En-Nesyri'yi zaten çok kez duyduk. Cenk Tosun Kadıköy'e doğru diye bir haber var. Bakacağız detaylarına. Ve golcüsü de görüyoruz Fenerbahçe adına. Bakalım birlikte foto maçla hemen şöyle Galatasaray'la başlayacak olursak ikinci sayfaya bakalım. Hedef 60 milyon euro. Sarı Kırmızılar amili takımımızla Euro 2024'te parlayan Barış Alper Yılmaz ve Copa Amerika'da Kolombiya milli takımıyla finale çıkan Davinson Sanchez'den tam 60 milyon euroluk gelir bekliyor. Rabiot yarışı. Orta sahaya transfer planlayan Galatasaray'da tüm yollar Fransız yıldıza çıkıyor. Adrien Rabiot'u kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılar, Fransa milli takımının Euro 2024'ten elenmesinden sonra çalışmalarını hızlandırdı. Ancak Liverpool'un da devreye girmesiyle yarış bir hayli kızıştı. Moskova'dan, Spartak Moskova'dan Kerem açıklaması var. Spartak Moskova'da genel direktör Oleg Malyshev, Rus kulüplerinin Avrupa'da olmaması nedeniyle oyuncu getirme kısıtlı sözlerini kullandı. Son dönemde adı Rusya'nın Spartak Moskova kulübüyle geçen Kerem Aktürkoğlu için önemli gelişmeler yaşandı. Aktürkoğlu'nun menajeri William Avila tarafından Sport Express'te yer alan açıklamada Kerem Avrupa kupalarına katılan bir takımda oynamak istiyor. Bu nedenle Spartak Moskova'dan gelen teklifi kabul etmedi sözleri dikkat çekmişti. Bu sözler üzerine bir yanıt geldi Moskova'dan. Ve artık gözler Due'de sağ bek transferini bitirmek isteyen Galatasaray'da Gela Due'de görüşmeler devam ediyor. Ren'le temaslarını sürdüren Sarı Kırmızılar genç futbolcunun kararını bekliyor. Dönelim Fanatik Gazetesi'ne. Burada da ikinci sayfaya bakacağız. Fenerbahçe ile ilgili haberler var. Forvet bilmecesi. Fenerbahçe En-Nesyri'yi bitirmeye hazırlanırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan ve Suudi basınına göre yıldız futbolcu El Katiyah'ın senelik 14 milyon euroluk 3 yıllık teklifine evet dedi. Sarı lacivertliler faslı golcünün net kararını beklerken alternatif isimler için de çalışmalara başladı. Chelsea'li Armando Boreya ve Everton'lu Beto'nun listedeki oyuncular arasında olduğu da öğrenildi. Bartu Elmas damga vuruyor. Mourinho ile birlikte büyük bir çıkış yapmaya hazırlanan genç orta saha oyuncusu idmanlardaki performansını maçlara da yansıtıyor. Bartu Hajduk'la oynanan karşılaşma ilk 11'de başladı. 71 dakika sahada kalan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu 69 pas denemesinin 66'sında başarılı oldu. 8 uzun topunun 7'sinde isabet sağladı. Sabah gazetesinde Mehmet Özcan'ın haberi var. Galatasaray adına Barış Davinson 60 milyon euro. Başta da az önce benzer bir haber okumuştuk. Euro 2024'te öne çıkan Barış Alper için Aston Villa nabız yokluyor. Galatasaray 35 milyon euro fiyat biçti oyuncuya. Copa Amerika finalisti Kolombiya'nın emniyet kemeri Davinson Sanchez ise taban 25 milyon euro. Özellikle Davinson Sanchez Copa Amerika'ya damga vuran isimlerden biri oldu. Süper final 3 Ağustos'ta Olimpiyat'ta. Şampiyon Galatasaray'la Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Süper Kupa mücadelesinde dev final 3 Ağustos'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
En iyisini seçecek. Fenerbahçe En-Nesyri transferinde fiyat yükseltip rakibi Roma'yı geride bıraktı. Kanarya'nın büyük ölçüde anlaştığı oyuncu için Roma devreye girdi. Ücretler arttı. Suudi ekibi El Katsi'ye 14 milyon euro önerirken Fenerbahçe 6 milyon euroya çıkmış durumda. İtalyanlar 4,5 milyon euro verdi. Artık faslı futbolcunun kararı bekleniyor. Az önceki gazetede de yine El Katsi'ye kalma ihtimalini de okumuştuk. Oyuncu ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Takvime dönelim. Tosun Paşa Kadıköy'e doğru. Fenerbahçe ile anlaşan milli golcü Beşiktaş'la son bir görüşme yaptıktan sonra kararını açıklayacak Cenk Tosun. En-Nesyri çıkmazı Fenerbahçe faslı yıldız için Sevilla ile anlaştı. Ancak onu isteyen diğer kulüplerin teklifleri bir hayli kafa karıştırıyor. Dediğimiz gibi En-Nesyri konusunda son karar oyuncuya kalmış durumda. Arda Güler'le ilgili bir haber var. İtalya Serie A ekiplerinden Milan, milli futbolcu Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Real Madrid'e teklif yapacak. İtalyan ekibi Real Madrid'den kiralayıp gelişimine katkı sağladığı İbrahim Diaz örnek göstererek Arda'yı 2 yıl kiralamak istiyor. Transfer Market'e göre piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Güler, geçen sezon forma giydiği 12 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti. Yeni asıra bakacağız. Weghorst demiştik başlarken. Fenerbahçe'nin golcü transferinde Hollanda milli takımının yıldızı eski Beşiktaşlı Wout Weghorst da listeye dahil edilmiş durumda. En son habere bakalım bir de sayfanın en altında. Aslan saldırıyor. Galatasaray transfer girişimlerine hız verirken Juventus'un orta saha oyuncusu Rabiot ve Norshallant'a forma giyen Burkina Faso'lu Nagola listede yer alıyor. Gazete manşetleriyle tekrar devam etmiş olalım. Beşiktaş ve Trabzonspor için haberleri, manşetleri ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Şöyle bir genel bakış yapacak olursak, Beşiktaş'ta tabii ki Immobile sesleri hala devam ediyor. Diğer yandan Slovenya kampında da açıklamalarda bulunan birçok oyuncu var. Az önce de ekranlarınıza getirdik Rafa Silva'yı. Trabzonspor için de Onaçu bilmecesi hala devam ediyor. Onunla ilgili de detaylara bakalım hemen. İlk önce Beşiktaş diyeceğiz. Fanatik'in 3. sayfasına gelelim. Beşiktaş en doğru tercihti. Kartal'ın yeni yıldızı Silva Slovenya kampında konuştu. Portekizli böyle bir takımda olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş benim düşüncemdeki her şeyi karşılayan bir takımdı. O yüzden ben de buraya geldim diyor. İtalyanlar dev transferi böyle duyurdu. Lazio'ya veda, Beşiktaş'a merhaba. Beşiktaş gündemindeki Ciro Immobile için artık saatleri sayıyor. İtalyan basını da Lazio forması giyen deneyimli forvetin Kara Kartal'la anlaştığını yazdı. Corriere dello Sport, hoşça kal Lazio, Immobile Beşiktaş ifadelerini kullandı. Ve gençlere son şans. Siyah beyazlı ekibin hocası Giovanni van Bronckhorst kamp döneminde özellikle gençleri görmek istiyor. Hollandalı teknik adam ilk kamp sonrasında gençlerin durumuna göre takımda kalıp kalmayacakları konusunda da bir karar verecek. Bir sonraki gazeteyle devam edelim. Foto maçın 6. sayfasına bakacağız. Burada Trabzonspor haberleri var. Hemen sol tarafta stopere takviye yapacağız başlığını görüyoruz. Teknik direktör Abdullah Avcı stoper mevkisinde geçen sezon Mendy ve Dansfield'e kullandığını dile getirerek bir devreye yakın oynadılar, orada faydalı da oldular ama rekabeti arttırabilmek için orada Ryan iyi ama Ali de fena gitmiyor ama bir tane net olarak o bölgeye oyuncu almamız gerekiyor açıklamasında bulunuyor kendisi. Sayfanın diğer tarafına gelelim. Immobile, Lazio ikna olduğu iş artık resmi imzalara kaldı. Siyah beyazlılar, Ciro Immobile transferinde artık geri sayıma geçti. Lazio'yu 3 milyon euro ikna eden Kara Kartal 2 yıllık imzayı attıracak. 6 milyon euro kazanacak yıldızın 1-2 gün içerisinde İstanbul'a gelmesi de bekleniyor. Quaresma gibi olmak istediğine de vurgu yapıyor ayrıca. Bu da röportajından bir kesit kendisinin. Sabah gazetesine dönelim. Bugünün Beşiktaş adına en çok konuşulan konularından, hatta başlıklarından birinin Immobile olduğunu söylemiştik. Ayrıca Rafa Silva'ya da çok fazla değinilmiş. O gün Şahinoğlu'nun sabah gazetesindeki haberi Q7 etkisini
bırakacağım diyor. Rafa Silva Beşiktaş'taki hedeflerini bu sözlerle açıklıyor. Portekizli Yıldız, Quaresma ve ben farklı oyuncularız ama ben de onun gibi etki bırakmak istiyorum. Kişisel hedeflerimi başaracağımdan hiç şüphem yok. Beşiktaş'ın kupalar kazanması için de elimden geleni yapacağım dedi. Yunus Emre Selim bu sayfada bir haberi var. Avcı Trabzonspor'un transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Takıma 2-3 isimin daha katılacağını söylüyor. Milliyete dönelim. Sayfanın hemen en alt kısmına gelecek olursak Onaçu için geri sayım var. Tecrübeli forvet için Trabzonspor kulübü Southampton'la görüşmelerini sürdürüyor. Bordo Mavili yönetim bonservisi istediği rakama çekmek için uğraşırken transferde de mutlu sonu çok yaklaştığı söylendi. Son gazetemiz takvim olsun. 15. sayfa ilk derbi Trabzon Beşiktaş arasında oynanacak. 19 takımın mücadele edeceği Süper Lig 9 Ağustos'ta başlayacak. Süper Lig'deki ilk derbi 5. haftada Trabzon'la Beşiktaş arasında oynanacak. Bir hafta sonra ise Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Evet, gelelim günün Skype bağlantısına. Hüseyin Özkök'le birlikte dünyadan spor haberlerini konuşacağız. Şöyle öne çıkan başlıklarla. Kendisi kış mevsiminin yaşandığı bir yerden bizlere bağlanıyor. Kışlık bir üzerinde giysi var. Nasılsınız? Öncelikle havalar nasıl, onu da sorarak başlayayım. Günaydın Demet. Günaydın. İyi sabahlar diliyorum herkese. Yani burada hava o kadar değişken ki dün mesela güzel sıcak bir hava vardı. Bu sabah 15-16 derece ve yağmurla uyandık. Almanya'nın havası bizi vallahi böyle perişan etti diyebilirim. Hani biz yaz çocuğuyuz artık. Tabii. Ama özellikle siz. Burada bir aydır buradayız. Bir aydan beri yani güzel hava herhalde bir haftayı toplamda geçmemiştir. Yani 5 gün filandır. Sürekli böyle bir yağmur, serin hava, soğuk hava. Bir anda sonra güneş çıkıyor, ısınıyor hava. Ertesi gün tekrar bozuyor. Dün mesela güzeldi, bugün yine Dortmund'da hava yağışlı ve serin. Ben de üstüme mecburen hani üşümemek için bir şeyler giymek zorunda kalıyorum. Alışık olmadığımızdan. Bu şekilde turnuvanın sonunu getirdik. Dortmund'da finali bekliyoruz biz. İşte pazar günü final. Daha sonra oraya geçme durumumuz var. Bu yarı final için buraya gelmiştik biliyorsun. Evet. Gelmişken burada dostlarımız fazla. Özellikle Türk dostlarımız. Onlarla beraber zaman geçiriyoruz. Pazar günkü final için de Berlin'e gideceğiz inşallah. Güzel. Peki konu başlıklarımızla şöyle başlayalım. Finali tabii ki de soracağım size ama ilk önce Hollanda-İngiltere maçının ardından neler konuşuldu? Almanya'da gündem nedir? O gün özellikle Hollandalı taraftarların çokluğu, hatta sosyal medyada çok fazla böyle kargaşa videoları da gördüm aslında. Nasıl bir hava vardı? Sonrasında nasıl etkiler oldu? Yani Demet, bunca yıllık hani gazeteci, maçlar izliyorum, turnuvalar takip ettim. Ama bu Dortmund'daki Hollanda taraftarının çokluğu kadar bir taraftar topluluğuna rastlamadım. Yani bizim burada 2 maçımız oynandı. O 2 maçın toplamından daha fazla taraftar vardı burada Hollanda'dan. Onun da nedeni malum, Hollanda buraya çok yakın. 100 binden fazla Hollandalı buraya gelmiş maça giremeyecek olmalarına rağmen. Otobanlarda kilitlendi trafik. Hollandalı plakalı arabalar o kadar fazlaydı ki sanki burası bir Hollanda otobanı gibiydi. Buradaki Almanya'daki otobanlar. Dortmund sokakları, caddeleri, meydanları bir turuncu istilasına uğramıştı. Bu kadar çok hakikaten taraftar grubu bir arada rastlamamıştım. Bunun getirisi de tabii ki o kadar olumlu olmuyor. Bir kere çöp açısından çok kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. O kadar fazla insanın hani tüketimi sokaklarda böyle çöp yığınlarına neden oluyor. Yetmiyor çünkü sunulan çöp konteynerları veya kutuları. Dolayısıyla inanılmaz bir şeydi gerçekten. Bu arada işte bir kafenin Hollandalılar tarafından İngilizlerin oturduğu bir kafenin saldırıya uğraması olayı var. Evet, yani sen de görmüşsün. Videoları gördüm ben de. Sosyal medyada. Orada İngilizler belki de o Hollandalılara laf attılar. Çünkü onlar da böyle Hollandalılara küfürlü tezahüratlar yapıyorlardı. İşte onların portakallığı üzerinden. Belki de ona sinirlenip o kafeye saldırdı Hollandalılar. Bilemiyoruz tam olarak neden çıktı o kavganın. Ama polis hemen müdahale etti. O kavgayı bitirdi.
Benim de oralarda arkadaşlarımın kafesi var hemen çok yakında. İşte dün oraya gittim, o saldırıya uğrayan kafeye. İşte her şey toparlanmış. Polis kapatmıştı. Daha sonra akşam üstü saatlerinde kafe tekrar açılmış. Tabii ki zarar Futbol Federasyonu tarafından, Almanya Futbol Federasyonu tarafından karşılanacak. Çünkü hani güvenlikten sorumlu federasyon Almanya Futbol Federasyonu ve Almanya Organizasyon Komitesi. Ancak hoş bir görüntü değildi o yansıyan görüntüler. Yani çok fazla hakikaten bütün bu fan zonlar, Dortmund'da 3 tane fan zon var Demet. Sabah saatlerinden itibaren, hatta ben yayın yapmıştım. İnsanlar o fan zonların kapısında beklemeye başladılar. İçeriye alındıktan sonra 6 saat orada maçı beklediler. Full olarak kapılar kapatıldı o fan zonların. İçerisi silme Hollandalı doluydu ve 6 saat 7 saat beklediler orada maçı güneşin altında. Gerçekten de inanılmazdı. Maçta onların hüsranıyla sonuçlandı ama o kadar insan buraya geldi ama hayal kırıklığıyla ülkelerine geri döndüler. Kazanan İngiltere oldu son dakika golüyle. Ertesi sabah Hollandalılardan hiç eser yoktu. Ben hiç bu dün turuncu Turuncu formalı rengi veyahut da turuncu kayboldu. tişört. Evet, inanılmaz hakikaten. Bir anda yok oldu insanlar. Ertesi Çok sabah uzak değil dışarıya zaten, hemen çıktığımızda. evlerine dönmüşlerdir. Evet, yani çok arabayla gelen ve otobüste gelen olduğu için yakın olmasından dolayı. Tabii. Hani İngilizler çok azdı. Çünkü hani sonuçta uzaktan geliyorlar. Maç bileti sayısı kadar gelmişlerdi. Belki biraz daha fazlası. Ama Hollandalılar hani otobüsle ve arabalarla, trenlerle geldikleri için çok yakından kayboldular. Sokaklar hemen temizlenmişti. Ertesi sabah hakikaten Dortmund Belediyesi'nde kutlamak lazım. Ortalıkta hiç pislik falan, cam kırığı, şişe falan hiçbir şey yoktu. Ama hakikaten inanılmaz bir deneyim oldu benim için de bunca Kesinlikle. yıl sonra. Güzel. Bu kadar yoğun bir taraftar grubunun ortasında, içinde hiç kalmamıştım. İlginçti gerçekten. Peki finali de konuşalım. Beklentiniz nedir? Kimi tutuyorsunuz Şimdi orada? finalde tabii ki İspanya herkesin favorisi. Zaten bu turnuvada başından bu yana finalin bir numaralı adayı İspanya olarak görülüyordu. Ondan sonra karşısına kim gelecek o bekleniyordu. Sonuçta gelen takım yine 2020 Avrupa Şampiyonası finalinde olduğu gibi 2021'de oynanan İngiltere oldu. Şimdi İspanya maçın kesin favorisi bir kere. Bana göre de favorisi ama İngiltere'de bir türlü bu turnuvada şampiyon olamıyor. Evet, artık tam zamanı Dolayısıyla diye onların da düşünüyorum. efendim. Artık tam zamanı diye düşünüyorum. Evet. Harry Kane'e dualar edeceğim. Tam zamanı, tam zamanı şimdi tezahüratları yapılabilir Aynen burada. öyle. Harry Kane'in hiç kupa alamamış olması var kariyeri boyunca. İşte İnanılmaz güzel Harry editler Kane görüyorum uğursuzluğu. sosyal medyada. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Böyle Harry Estağfurullah. Kane uyurken rüyasında kupa, Euro 2024 yazıları. Keyifli bir eğlenceye de dönüştürdüler bir yandan, ama artık bu sene de Evet. olmazsa ne zaman olacak diye de düşünmeden edemiyorum. Harry Kane uğursuzluğu diye bir şey çıktı ortaya ama yani ne yapsın, Tottenham'da o kadar kupaya yakın değildi. İngiltere milli takımıyla da kupa almak kolay değil. Yalnız işte Bayern Münih'te kupa birkaç tane alması beklenirken orada da alamayınca ortaya böyle bir uğursuzluk daha da çıkmış oldu. Şimdi bir de bunu da kaybederlerse gerçekten artık Evet. diyecek bir şey yok. Yani İspanya sonuçta rakip, iyi bir Tabii takım. zor. Kaybederlerse sürpriz değil tabii ki bu. Ama ben hani Harry Kane açısından sevdiğim de bir futbolcu, çok takdir ettiğim bir futbolcu. Golcülüğüne hayranım, oyun görüşüne. Dolayısıyla ben Harry Kane için İngiltere'nin kazanmasını istiyorum. Onlar da ilk Ben kez de. bir kupa alsınlar. İspanya tabii ki hak ediyor kupayı ama İngiltere alırsa da üzülmem. Özellikle Harry Kane için çok seviniyorum. Sevinirim gerçekten. Hakikaten hak ediyor bunu. Kariyeri boyunca böyle bir kupa almayı hak ediyor. Bir de kaptan, takımın kaptanı, işte kupa ona verilecek, ellerine teslim edilecek. Bakalım artık göreceğiz. Pazar günü finalde o akşam kim daha iyi olursa o zaten kazanacak. Siz Bunun pazartesi önüne dönüyor geçecek. musunuz peki? Salı günü kısmetse Türkiye'ye Peki. döneceğim. Güzel. Uçağa binerken
bütün bu kalın giysileri çıkartıp ince bir şeyler ve şort giyeceğim ki Güzel. Türkiye'ye girdiğimde böyle sıcak hava uçaktan inince böyle suratıma yumruk gibi çarpmasın. Salı günü inşallah kısmetse Peki. döneceğim. Artık balkon yayınlarımıza az kaldı Demet. Güzel. Manzaradan bizi mahrum bırakmadınız zaten. Teşekkür Evet ederiz. evet Almanya'da Devam güzel edelim şöyle manzaralar konu başlıklarımızla. vardı. Kommandan bir var yakınması var. Neler söylemiş size, bırakayım sözü. Şimdi Danimarka teknik direktörü de hatırlarsan Almanya maçı sonrası VAR'dan yakınmıştı. Bayağı ağır bir eleştiri yapmıştı. İşte Koeman da bu son maçtaki Hollanda-İngiltere maçındaki VAR kararı nedeniyle VAR'dan şikayet etti ve VAR'ın futbola zarar verdiğini söyledi. Yani bu tip söylemleri sıklıkla duyuyoruz ve bundan sonra da duymaya devam edeceğiz. Çünkü VAR artık futbola girdi ve burada bazı kararlar insanların hoşuna gitmiyor. Özellikle de aleyhine karar verilen teknik direktörlerin, oyuncuların falan hoşlarına hiç gitmiyor. Böyle çıkıp VAR'ı eleştiriyorlar ama bir yandan da VAR'ın gerçekten çok fahiş hataları önlediği Tabii. de unutulmamalı. Tabii ki o andaki psikolojiyle teknik direktörler, oyuncular VAR'a karşı bazı söylemler geliştiriyorlar ama yapacak bir şey yok. Bu artık hayatımıza girdi. Özellikle bence yarı otomatik ofsayt teknolojisi mükemmel işliyor. Hiç olmazsa insan unsuru oradan çıktı. Gol çizgisi teknolojisi zaten uzun yıllardan beri işliyor. Türkiye'de yok gerçi ama o da gayet iyi, başarılı şekilde işliyor. Dolayısıyla futbolda artık bu teknoloji kullanılacak bundan sonra da. Belki işte geliştirilecektir. Biraz daha böyle hatalar daha aza indirilecektir ama bundan artık geri dönüş yok diye düşünüyorum. Peki devam ediyorum. Virgil van Dijk Zaire'i eleştirdi. Neden eleştirdi? Şimdi Felix Sveier maç öncesinde konuşmuştuk. Tartışmalı bir hakem. İşte bu 2005 yılındaki Almanya'da bir kupa maçında Hamburg'un oynadığı Robert Heuser vardı bir hakem. Bir şike olayına karışmıştı. Şike yapmıştı. İşte Felix Sveier de o dönemde genç bir hakemken bu olayı bildiği halde yetkililere haber vermemesi nedeniyle 6 ay ceza almıştı. Bu onun peşini bırakmıyor. Özellikle hani Bundesliga'da değil ama Bundesliga'da uzun yıllardır başarıyla maç yönetiyor. Avrupa maçlarına çıktığında özellikle böyle de yüksek profilli maçlara çıktığında bu peşinden geliyor. İşte Almanya'da oynarken Bellingham bir Dortmund Bayern maçı sonrasında da Felix Sveier hakemdi. Orada şikeci hakem diye bir demeç vermişti, eleştirmişti. İkili bu maçta da yarı finalde de karşılaştılar. Bellingham o zaman ceza almıştı bu söylemi nedeniyle. Yani Felix Sveier'den bu sefer Van Dijk şikayet etti. Verdiği kararları hoşuna gitmemiş olmalı ki. Maç sonunda Felix Sveier'i bayağı eleştirdi. Ama hakemler bununla yaşamak zorunda. Yeter ki atları şikeye falan karışmasın. Maçlarda yapılan hatalardan dolayı hakemler eleştirilecek. Bu arada hemen şunu da parantez içinde söyleyeyim demek. Bundesliga'da da bu kaptanların hakemle konuşma olayı uygulanmasına karar verildi. Umarım Türkiye'de de Türkiye Futbol Federasyonu yeni seçilecek bu kararı alır ve aynı Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi ve UEFA Avrupa Kupalarında da bunu uygulayacağını açıkladı. Sadece kaptanlar hakemle konuşabilecek ve diğer oyuncular itiraza gidemeyecekler. Bizde de buna hakikaten mutlaka ihtiyaç var diye düşünüyorum. Peki süremizin de böylece sonuna geldik. Teşekkür ederim size. Yine belki pazar günü görüşürüz maçtan önce diye düşünüyorum. Evet, pazar günü maçtan önce görüşmek üzere. Herkese iyi bir gün ve hafta sonu diliyorum. Peki teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Değerli izleyenler, Hüseyin Özkök'le sohbetimizi bu şekilde noktalamış olalım. Sabah sporunda bu saatinde sonuna geldik. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında son saatte burada olacağız. Programımıza, konuğumuza devam edeceğiz. Skype bağlantısında Haldun Domaç bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz öncelikle. Günaydın. Nasılsınız bugün? Çok çok teşekkür ederim Demet. Gayet iyiyim. Herkese de güzel bir gün diliyorum. Artık hafta Teşekkürler. sonu da geliyor. Güzel bir hafta sonu da dileyebiliriz şu andan Çok itibaren. teşekkür ederiz. Konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe'nin noktalık haberlerimizde oradan devam edelim. Mario Branco'nun açıklamaları dünün ve bugünün önemli konularından biri. Çünkü Jose Mourinho geldikten sonra Edin Dzeko hakkında nasıl bir karar alınacak merak ediyorduk açıkçası. O da son noktayı koymuş oldu.
Mourinho ile konuştuğumuz ilk günden beri Edin Dzeko gündemi zaten var. Takımda kalmaya devam edecek dedi. Sizin yorumunuz ne olacak bu açıklamayla ilgili? Demet, bana göre Fenerbahçe mutlaka hani klasik bir tabirle gövdeli bir santrofor alacak. Yani Edin Dzeko'ya sezonun yüklemesi mümkün değil. Yani Edin Dzeko yaş olarak tabii ki tecrübesi, kariyeri başka bir yere yazılacak ama yaş olarak da giderek ağırlaşan bir yapı sergiliyor. Çok iyi niyetli. Gerçekten Mario Branco'ya katılıyorum. Çok ciddi bir profesyonel. Onlara ayrı bir yerde ayrı bir sayfa açılabilir. Ama işte oynadıkları hazırlık maçında, Hajduk Split maçında da izledim. Giderek ağırlaşıyor. Pozisyon alma noktasında önemli hatalar yapıyor. Şimdi bütün bunlardan çıkan sonuç gitsin değil. Ama siz eğer böyle bir kadro kurmak istiyorsanız ve şampiyonluk için Mourinho gibi bir hocayı getiriyorsanız bana göre santrofor bölgesi için de tartışılmayacak, katkısı çok önemli olacak bir santrofora ihtiyaç var. Edin Dzeko bence ikinci santrofor pozisyonunda olabilir. Yani Fenerbahçe'nin ben birinci santrofor alıp Edin Dzeko'yu geçen sene Batshuayi'yi kullandığı gibi ki iyi kullanmadı onu da söylemek lazım. İkinci santrofor yapıp bir de yerli santroforla orayı takviye etmesi lazım. Eğer Dzeko birinci santrofor diye düşünülürse ki benim anladığım kadarıyla düşünülmüyor. Düşünülürse Fenerbahçe yeni sezon için ciddi bir sıkıntı daha yaşayabilir. Çünkü Edin Dzeko'yu ilk hazırlık maçından gördük. Geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor. Daha ağır pozisyonlarda pozisyon alma noktasında işte o ağırlığın ya da o çalışkan olma isteğinin getirdiği sıkıntıları yaşıyor ki geçen sene eleştirdiğimiz en önemli noktalardan biri şuydu. Edin Dzeko gibi belli bir yaşa gelmiş futbolcunun öyle orta sahalara derine kadar gidip top alıp sonra gelip santrofor bölgesinde gol araması çok da böyle hani yaşınla müsemma bir durum değildi. Onu özellikle söylememiz lazım. Şimdi benzer bir şey yapmaya çalışıyor. İyi niyetle orta alana katkı vermeye çalışıyor ama o gücü yok. O zaman da gol pozisyonlarında Hajduk Split maçında kaçırdığı goller var. Gol pozisyonlarında etkinliği azalıyor. Ben şunu söyleyeyim. Özeti şu. Hani Edin Dzeko kalabilir. Gerçekten de gitmeyebilir. Çünkü Türkiye'yi seviyor. Fenerbahçe taraftarı da takımı da onu sevdi. Ama Edin Dzeko'ya bağlı bir santrofor bölgesi bence büyük bir hayal kırıklığı olur. Onu söyleyeyim. Peki santrafor bölgesi için birkaç isim söyleyeceğim. Üzerine şöyle genel yorumunuzu rica edeceğim. Çünkü birçok isim de duyuyoruz. El Nesiri zaten biliyoruz. Bugünkü manşetlerde hem El Katsiyah'ın teklifinin artacağı hem de Roma tarafından da yine bir teklif olduğu söyleniyor. Cenk Tosun iddiaları devam ediyor. Beşiktaş'ta görüştükten sonra karar verecek kendisi. Ve Weghorst'u bile gördüm Fenerbahçe için. Bu üç profilde göz önünde bulundurduğunuzda nasıl bir golcü transferi bekliyor Fenerbahçe'yi? Şimdi bu sayılan isimler arasında bence öndeki isim En-Nesyri hala öyle düşünüyorum ben. Evet, hatta şöyle bir şey var. Biraz da böyle hani Roma'nın talip olması muhtemelen canını sıkmıştır Mourinho'nun. Eski takımının tam da kendisinin gözdesi haline gelen, almak istediği oyuncu profili olarak gördüğü En-Nesyri'ye talip olması can sıkıcı olacak bir olay. Zaten bu oyuncuların çoğuna Suudi Arabistan'dan talep geliyor yüksek bedellerle. Ama şöyle bir intiba oluştu artık. Bilmiyorum sen de katılır mısın Demet? Yani para için Suudi Arabistan'a gidenlerin neredeyse %60'ı 70'i Avrupa'ya dönmek için daha düşük rakamlarla gelen teklifleri kabul etme noktasına geldiler. Evet. Yani mutlu olamıyorlar. Bunun tabii birçok nedeni olabilir. Rekabette daha zayıf bir rekabet oluşması olabilir. Antrenman düzeyleri olabilir. Yani pek çok şey konuşulabilir. Yani üstüne kitap bile yazılır yani. Ama sonuç itibariyle oraya giderken eskiden iki kere düşünüyorlarsa şimdi dört kere düşünmeye başlıyorlar. Mesela bu noktada Rafa Silva'nın da çok talibi vardı Suudi Arabistan'da. Dikkat ederseniz belki de Rafa Silva
Suudi Arabistan'dan alacağı paranın çok daha azına, belki yani çok daha azına derken belki de yarısına Beşiktaş'a gelmeye razı oldu. Yani onun için bu transferlerde Suudi Arabistan tarafı tıpkı Çin tarafı gibi biraz kapanmaya başladı. Evet. Bence öyle düşünüyorum. Ya da oyuncular en azından böyle düşünüyorlar. Onu özellikle söyleyebilirim. Şimdi dönelim Santrafor bölgesindeki duruma. Şöyle bir bilgi var elimde ki Serdar Dursun'a çok cüzi bir ücret teklif yapmışlar. Yani kabul edilebilir, arası balansı oluşabilen bir ücret teklif edilmemiş. Dolayısıyla Serdar Dursun bir bekleme sürecinde. Yani bunu niye anlattım? Cenk'in gelişi gidişi Serdar Dursun'la çok bağlantılı olabilir. Onu özellikle söyleyelim. Ayrıca da şunu da vurgulamak lazım. Belki de Mourinho uzun boylu ceza sahası içini karıştıran santrofor olarak onu da düşünebilir. Daha hareketli bir santrofor tipi bu noktada ön plana çıkabilir. Yani ben şu anda Puttgarden da yine uzun boylu bir santrofor. Yani tam da böyle hani istediği bir oyuncu mu dersen Mourinho'nun, çok öyle görünmedi bana. Yani Puttgarden'ı ben beğeniyorum, ayrı konu. Evet. Ama böyle hani uzun boylu iki tane santrofor, hatta bir tane de yerli santrofor yerine bir tane çabuk bitirici bir santroforu daha ön plana yazacaktır Mourinho diye düşünüyorum. En-Nesyri şu anda galiba görünen en mantıklı isim gibi görünüyor. Peki Galatasaray'a da değinelim. Hazırlık mücadelesi oynandı Lask Linz takımıyla ve 3-2 mağlup oldu Galatasaray. Tabii denemeler hazırlık karşılaşmalarında daha çok ön planda oluyor. Okan Buruk da zaten bizim için iyi bir antrenman oldu dedi. İzleme şansı bulabildiniz mi? Nasıl gidiyor Galatasaray'ın gündemi? Evet, maçı izledim. Hani biraz tabii maçı izledim ama maçın hani klasik bir laf var ya, gazı kaçıyor diye. Yani çok değişiklikler maçın gazını kaçırdı biraz da, onu söyleyelim. Ama maçın başlayan bölümünde ve oyuncularla ilgili birkaç bilgi aktarabilirim gördüğüm kadarıyla. Bir kere şunu söyleyelim. Okan Buruk demiştik yani Icardi ile Batshuayi birlikte oynar mı oynamaz mı? Biz bazen oyun içerisinde zaten o iki oyuncuyu Mertens'i Icardi'nin yanına yaklaştırıyoruz. Dolayısıyla sanki 4-4-2 gibi oynuyoruz demişti. Bu maçta da onun bir benzerini Mertens Batshuayi ile yaptı. Yani ikisini birbirine yaklaştırdı. Topu kazandığında, hücuma çıktığında Mertens Batshuayi santrofor pozisyonunu oynamaya çalışırken dönüşte Mertens biraz daha orta alan özelliğini kullanmaya çalıştı. Şimdi söyleyeceğim biraz da bireysel oyuncular üzerinden, bu oyun anlayışı üzerinden söylüyorum. Tabii ki ikinci yarıda çok değişiklik olmasıyla beraber bir arada oynama alışkanlığı olmayan oyuncular nedeniyle biraz daha maçın temposu da işte genel anlamda oyunun gidişatı da olumluya evrilmedi. Onu söylemem lazım. Ama maçın başından baktığımızda Metehan'ın performansı hem önce stoper sonra sağ bek, yani gol attığı için söylemiyorum, gayet iyiydi. Maç içerisinde bir de hata yaptı ama bu tür durumlar yaşanacak. Onu ayrı bir yere yazmam gerekiyor. Mertens'i bıraktığı yerden devam ettiğini söylemem gerekiyor. Mertens gol pozisyonlarında işte serbest vuruştaki o etkisinde onu ayrıca bir yere yazmak lazım. Mertens çok çok önemliydi. Şunu söyleyebilirim. Batshuayi bir klasikle başladı. Onun bir klasiği var. Zor golleri atar, basit golleri kaçıran bir Batshuayi. Yine öyle bir başlangıç yaptı. Galatasaray kariyerine gollü bir başlangıç yapabilirdi. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Onun dışındaki oyunculara baktığımızda konuşacağımız en önemli oyuncu Zaha. Şimdi Zaha çok istekli, inanılmaz istekli. Yani geçen sene görmediğimiz kadar istekle başladı oyuna. Yani oynadığı bölüm içerisinde. Yalnız Zaha'nın bir iletişim desteğine ihtiyacı var. Hani öyle düşünüyorum ben. İletişim desteğine ihtiyacı var. Her ne kadar kamptan aldığımız bilgiler, arkadaşlarımıza soruyoruz işte arkadaşlarıyla iletişimi çok güçlendi vesaire gibi cümleler kursalar da gördüğüm olay şu. Mesela genelde biz ona rastlarız. Bir arkadaşınız kötü bir pas atar, onu yüreklendirmek, daha iyisini yapması için alkışlarsınız, desteklersiniz, işaret edersiniz.
Zaha böyle değil. Zaha o pası yanlış attığı zaman arkadaşını tırnak içinde söylüyorum, azarlar şekilde şuraya atman lazım, niye buraya atmıyorsun türü bir ifade takınıyor. Bu iletişimin aslında daha güçlü hale gelmesi lazım. Muhtemelen bunu teknik ekip de aynı şekilde yani ona yardımcı olmak adına sorguluyordur. Ama Biraz performans karakteri de olarak bak, öyle bir isim evet gibi duruyor. yani ama işte bu da şimdi takımdaşlıkta çok zor. Yani bir boksör değilsin ki sen kendi kendine oynadığın bir oyun ya da işte ok atmıyorsun ya da boks yapmıyorsun, tekvandocu değilsin. Yani şimdi sen bir takım oyunu içerisinde bulunuyorsun. Onun için zaman zaman arkadaşların hatalar yapacak ve bir de şunu düşünmek lazım. Mesela arkada Köln'ün attığı bir topa inanılmaz öfkelendi. Yani şimdi bir hazırlık maçında bu olumlu taraftan bakarsanız çok arzulu diye bakarsınız. Ama bunu Evet. bir süreklilik haline getirirse bu kez de takım içerisinde küskünlükler oluşmaya başlar. Onun için Sözünüzü de ben hani şöyle balla kesmiş olayım. Trabzonspor'un Macaristan kampına çevireceğiz kameralarımızı. Yeni tamamdır. transferlerden Borna Barisic basın toplantısı düzenliyor. Bakalım. Evet, Trabzonspor'un oyuncusu Borna Barisic için canlı röportajını ekranlarınıza getirdik. Biz de bu röportajla birlikte Sabah Spor'un bugünlük noktalıyoruz. Hoşçakalın.